Lan Allahsız, gene mi arakçılık? Ya ne çıkar be fakir kardeşim, bir tane balık alırsa denizden balık mı eksilir be? İstediğin kadar çöplen ama paranla. Hadi yekenle, yekenle diyorum ya, sana. Bir tane kafanı kırarım. Ne var? Ne oluyor oğlum? Bırak be abi, sen yüz veriyorsun, balık araklıyor sabah akşam. Küfür ulan, etme be, küfür etme be. Ulan, Ofsayit Osman'ın zifleneceği iki balıkla milyoner mi olacaksın hergele? Doldur bir tabak koçuma. Sağ ol abi. Doldursana lan inek. Hadi iki porsiyon olsun hadi. Alacağım ayağımın altına be. Vallahi. Bir de ufak açın. Neşeli tarafından olsun. Abicim. Marpucunu koluma dolayım abi. Hadi bana bak yaylan doldur. Neşeli olsun meseleleri de işte öyle o biçim. Bas ona be. Geçin beyin arkasına. Ha? Ne dedin abi? Allah abi sen. Ne diyorsun be abi be? Her yere. Bütün ikramı bedava mı sandın? Oku lan! Abi sesim gıcık var be abi. Üşütmüşüm sesimi be. Baksana çıkmıyor be. Sesin mi? Açın boğazına bir delik de borusu yiyin. Tamam tamam abi. Tamam açıldı açıldı. Tamam şimdi oku. Allah şunu da kardeşine bir şey çabakıyor. Rakıyı duyunca açıldı abi. Efendim bendeniz müdavim akşamcılardan Çift Uskur Hulusi Reis. Bu film yenik, ezik ve beceriksiz bir gencin hikayesidir. Adı Osman'dı. Bütün ömrü boyunca hiç gol alacak bir iş yapamadığından Ofsayit Osman demişlerdi adına. Ofsayit Osman. Kazandığı birkaç kuruşla gününü gün etmesini bilen, hayatı hep iyi tarafından görmeye çalışan, can düşmanını, kendisiyle alay eden ipsizi bile yürekten seven sevimli bir serseriydi Osman. Ofsayit Osman, beceriksiz Osman. Etrafındakiler de severlerdi Osman'ı. Severlerdi ama kimsecikler ciddiye almazdı garibi. Osman mı? Ofsayit Osman mı? Bırak be anam. On para etmez, yiçeğin biridir derlerdi. Hani insan yerine bile komazlardı Ofsayit'i. Yerde çiğnenen bir izbalit kadar kıymeti yoktu fakirin. Costumava!
O mu söyledi şarkıyı, ben mi be? Gene başlama be. Ya o ne talihtir be. Hayatta ne yaptımsa hep Parsi'yi başkaları topladı. Ofsayit Osman'a da hep avucunu yalamak düştü değil mi? Boşuna dememişler Ofsayit Osman diye. Yani bir şey değil ama... Ya bir Allah'ın kulu çıkıp da... Bana da bir aferin sallasa... Allah'ıma kitabıma canımı veririm be. Üzülme be, ben varım ben. Nah, topunu bir araya koy, tırnağın etmezler senin. Sağ ol. Sağ ol ama... Vallahi mi be, vallahi mi? Hem vallahi hem billahi. Allah be. Allah büyük be. Elbet bir gün görecek bu fakir kulunu da. Ofsayit Osman diyecek. Osman diyecek. Bir gol attıracak bana ki herkesin feleği şaşacak diyorum sana. Böyle ulan yani gayet de büyük bir iş olacak yani. Gazeteler böyle diyecekler. Ofsayit Osman diyecekler. Erkekmiş yani ya. Öyle diyecek. Der. Herkesin alay ettiği, böyle rakı ısmarlayıp şarkı söylettiğine, sonra tekmeleyip böyle meyhaneden kovduğuna, yerlerde ızmarit topladığına bakmayın diyecekler. Osman yani ya ekstra adammış da biz bilmezmişiz diyecekler. Allah be, Allah büyük be. Merhaba abi. Merhaba. 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 Senelerce bu hayalle yaşadı durdu Ofsayit Osman. Garip, kimsesiz, altın gibi bir çocuktu. Bakmayın serseri olduğuna, berduşluğuna, arslan gibi delikanlıydı. Ne eylesin ki kader bütün hayatınca Ofsayit'te kalmasını yazmıştı alnına. Bu hikaye böyle sürüp giderdi ama günün birinde iki Adanalı milyarder Yeşilköy havaalanında buluştular. Nefret ederlerdi birbirlerinden. Ama o gün özel bir sebeple buluşacaklardı. Hurşit Ağa'nın güzel kızı Zühre, Avrupa'da gazetecilik tahsilini bitirmiş, Ferhat Ağa'nın oğlu Sarı Ökkeş de tahsil yerine barlardan, kumarhanelerden, batakhanelerden diploma almış. Tek satır okumadan memleketin yolunu tutmuştu. Ne var ki bu sırada da güzel Zühre'ye kör kütük aşık olmuştu bizim serseri. İşte ikisi de döndüler Avrupa'dan ve başladı Ofsayit Osman'ın hikayesi. Buyurun hanımlar beyler. Ne arıyordu o kıl kuyruk senin yanında? Aman bıktım usandım. Kurtar beni şu budaladan babacığım. Kız yoksa sana... Ne bileyim, kendi kendine gelin güvey oluyor. Neymiş, küçük bey ilk görüşte aşık olmuşmuş. Vallahi Avrupa'yı haram etti bana. Allah! Ulan Ferhat! Şimdi okudum senin canına. Allah'ım, bu adamı gösterirdi bana eşek herif. Aşk baba, ister öldür ister al, seviyorum Zühre'yi. Ulan babası benim can düşmanım be. Bizi evlendirirseniz ne düşmanlık kalır ne zıddiyet. Hem evlilikte hakimiyet erkeğe, yani bana geçeceği için sen de alırsın Hüsreva'yı avucunun içine. Ulan Sıpa, gördün mü tahsilin faydasını? Makine gibi işledi kafam maşallah. Alo, Hüsreva, kardeşim ben Ferhat. Nasılsın canım kardeşim he? Ufak bir aile meselesi vardı konuşulacak da. Senin oğlana kız vermek mi? Allah yazdıysa bozsun. Nemiz eksik bizim sizden ha? Hastalepçiniz. Var mı ailende benim merhum babam gibi 200 okka kaldıran amal? Yok amma. Var mı senin sülalende Toroslarda 40 kişi soymuş eşkıya ha? Aferin. Bak sözümü geri aldım. Ne sandın ya? Ama bir adamın sülalesinde kıymetli bir eşkıya bulunmakla kendisi gene de adam olmaz. Mesela sen o muhterem eşkıyaya layık torun musun lan? Adam mısın sen lan? Gayet lan tabii. Ben derim ki bir adamın aslı neyse kendisi de odur. Haşa! Mesela alalım bir serseriyi. O adam serseri olmakla kötü müdür lan? Berduş olmakla kıymetsiz müdür lan? Ben ne kalbi cevher dolu serseri, ne altın gibi berduş tanırım oğlum. Katiyen, göstert bir namuslu serseri, bütün çiftliklerimiz üzerine yapayım. Allah, dökül papelleri. Lan bahsi kazanırsan verecek misin kızı bizim oğlana? Vereceğim lan. Tamam, noterde senedi isterim. Senedine senet lan. Ya ben kazanırsam, alırım gümbür gümbür çiftliklerini. Tamam,
Gelsin noterlerim. Gelsin. Avukatlarım. Gelsin. Hususi katiplerim. Gelsin. Allah! 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 Beyler yahu sizi mantığa davet eden böyle senet olmaz. Sen okumana bak efendi. Devam. Allah Allah. Bahsin mevzu. Heh. Dünyada berduşların, serserilerin arasında da iyi yürekli, mert ve efendi insan çıkıp çıkmayacak. Tamam. Taraflar bu bahis için sokaktan seçecekleri dört başı mamur bir serseriye tam 1 milyon değerinde bir çek verecekler. Serseri bir ay sonunda parayı iade ederse bahsi hüsreva kazanacak. 10 parasını dahi zimmetine geçirirse ferat ağa kazanacak. Tamam mı? Tamam. Atın imzaları. Gel. Harbi bahis ha. Ama seçecekleri adam da şöyle erkekliğin şanını verecek cinsinden mangal yürekli bir tamam düşünün. Abi doğrusun haklısın abi. Bana kalırsa bu serseriyi seçme işini bize bırakmalılar. Öyle herkese bırakılamaz bu iş. Yahu hepimizin şerefi memnun. Çok doğru yerden öyle göğe kadar haklısın abiciğim elbette. Yok arkadaşım seçilecek adamı biz seçmeliyiz. Öyle berduş kopuk serseri ama hepimizin namusu var. Doğru abimiz doğru. Doğru. Ya, yok hanım çoluk çocuk işi değil. Ya bu seçilecek herif bizi temsil edecek. Serseri takımının da bir namusu olduğunu dünyaya ilan edecek. Doğru doğru, doğru abi. Abi. Polisler abi. Saklayın beni. Gel Osman'ın oraya çabuk. Bilmiyormuş gibi yapma fena olur sonra. Ne bileyim abicim burada birkaç temiz arkadaş toplanmış gayet nezih şekilde barbut oynuyoruz. Kim var aşağıda? Arama değmez abi. Sümsüğün biri yatıyor. Tanırsın canım Mofsay Osman. Öyle mi? Olacak iş değil ama biz gene de bir bakalım. Kalk ulan mandıra. Bak kardeşinin cigara parası bile yok. İzmaritle geveleniyoruz. Of be. Rüyanın en tatlı yerindeydim. Tam kızı öpüyordum. Allah güzel manzara be. Peki fakir kardeşin ne yapıyordu orada? Sen de benim kızın hizmetçisiyle kırıştırıyordun. Yok be ne yapalım ona da şükür ya. Peki sonra sonra. Kız seni sepetledi işte. Başlarım öyle rüya ya. Hadi be boş versene sen. Kız bizi sepetledi ha. Vay annesini be. Rüyada bile dalga motorun ters işliyor senin. Ne demişler sana? Offside Osman. Ömrünce hep offside'sin oğlum. Hiçbir zaman gol olamazsın. Sen de yüklen bu fakir kardeşine. Sen de yüklen. Ama Allah var yukarıda be. O biliyor bu berduş kulunun kalbini. Bir gün gelecek. Abicim, hoş geldin abicim. Be. Ali nerede? Almanya'ya işçi gitti abicim. Kim? Bahçeci Şükrü'nün oğlu Mehmet Ali. Nerede? Ayağını öpeyim be abi. Nereden bilirim ben be? Ben de öylesine sordum ya. Offside Osman'ı ciddiye alıp da sorguya çekecek değiliz ya. Vay 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 vay. Biz görmeyeli ne kadar tüylenmişsin Osman. Offside Osman. Atın arabaya. Boşuna günahına girmeyin. Uyurken altına girdim sümsüğün. Vallahi be. Yoksa nerede onda o cevher? Bırak be abi. Offside Osman bu. Nerede onda bir arkadaşı saklayacak yürek? Bak
Bırakın şakayı. Ofsayt Osman bu be. Olsa olsa şahit olur bunlar. İfadesini alın bırakın. Nezarette beklesinler. Beyler serseri aramaya gelmişler efendim. Hoş gelmişler Zafa. Ne? Hani gazetelerin yazdığı 1 milyonluk bahis var ya, işte beyler efendim. Ya. Ne gülüyorsunuz be? Ben de serseri. Ben de erkek değil miyim ya? Git dışına be. Sendeki yürek ancak rakıya mezze olur. Hayatta sen hep offside kalacaksın düdük. Bir kere olsun gol olduğunu hiç kimse görmeyecek. Hadi ulan ayva. Siz aferin diyeceksiniz diye ben banka mı soyacağım yani? Ne bankası oğlum? Sen elma bile soyamazsın. Kurban olayım müdür bey. Şöyle azılı tarafından olsun. Yani bütün serserileri temsil etsin. Beyler, size hakiki bir canavar vereceğim. Oğlum, getir bana offside Osman'ı. Baş üstüne efendim. Al. Hı? Yani çok harmanım da ondan alıyorum ha. Yoksa dargınım ben sana. Yapma be. Ben sana inanmasam yanında peşinde dolaşır mıyım hiç? Sahi be. Senin bir dümenin var ama anlamadık. Kimsin, nesin, aramızda ne dolaşırsın? Ben de sizin gibi garibim oğlum. Yok be. Var bu işte senin bir dümenin ama şimdilik ayva anlayamadık. Polis desem değilsin. Şey desem o da değilsin. Peki nedir aradın senin aramızda? İnsan, insanı arıyorum ben. Ulan kerebez, insandan bol ne var dünyada? Yok, ben burasıyla insan olanı arıyorum. Onun nesli de tükendi Osman. Bir tane gördüm şimdiye kadar burasıyla insan olan, bir tane adam gördüm. Onun için de ayrılmıyorum senin yanından, inanıyorum ben sana. Bakma bunlara, insansın sen, insan. Günün birinde hepsini mahcup edeceksin. Yeter ki sağlam kal buranla. Sağ ol be. Yani ne tuhaf ya. Şimdiye kadar hiç böyle konuşan çıkmamıştı da. Yani sahi mi söylüyorsun? Offside! Offside! Hop! Müdür bey seni çağırıyor. İşin iş. Yapma be abi. Ben masumum be. Beni ne yapacak ya? Serseri takımının temsilcisi olacaksın oğlum. Ne? Yok ya. Offside Osman mı? Olmaz be. Çık be. Namusumuzla oynuyorlar abi. Namus senden gidiyor be. Offside Osman kim, erkeklik kim ben? Olmaz böyle şey, olmaz. Şöyle cinayet filan. Oho, 50-60 tane falan oldu. Ben öldürdüğüm adamın sayısını bile bilmem. Ben unuttum valla. Ya soygun? Soygun? Ben her sene Amerika'ya giderim. O Chicago'da filan bankalarda ne varsa hepsini cebe. Konuşsana ulan deve. Öyle. O tam aradığımız adamsın. Evvelallah anladık ama yani sizin dalganız nedir söyleyin de biz de neşemizi bulalım. Evet. Oturun be. Oturun lan. Sen de otursana ayva. Buyurun. Allah ne muradın var seversin. Yani 1 milyonluk kağıt cebimizde duracak. Biz de bozdurmadan inek gibi bakacağız öyle mi? Tamam. 10 parasını harc edersen kaybederim oyunu. Hem para gider hem de kız. Buyurun. İyi güzel ama yahu ne yer ne içeriz biz be? Aman oğlum 1 milyon bu. Kredisini düşün. Kafanı işletirsen bir ayda kendine servet yaparsın be. Tamam mı? Hani kıyak dalga ama. Üstelik bankaya talimat verildi. Kim sorarsa para sizindir diyecekler. He? Ne düşünüyorsun be? Tamam de. He? Tamam mı? He? Ver şöyle. Tamam. Bir şey. Telefon. Kullanmasını bilir misiniz? Sayenizde öğreniriz inşallah. İleride köşede. Alo.
Benim. Kim? Neredesin sen ya? Adanalıların köşkünde. Şu milyonluk bahis var ya, o işte. Tamam. Seçilen iki serseriden biri de benim. Allah! Ne diyorsun be? Yahu sen harikasın be. Dinle abi. Romanımın bütün notlarını aldım. Her şey hazır. Yalnız bu son fırsatı da kaçırmak istemiyorum. Röportaj olarak yazacağım. Şimdiden ilana başlayın. Mesela Kemal Tuncer'in son eseri. Senenin en güzel, en orijinal röportajı. Afişleri de bastırın. En kısa zamanda hazır. Tamam, hepsi yapılacak. Patron da gözlerinden öper. Aslan, aslansın be. Koçumuzsun Nurov. Tamam. İşte 1 milyon değerindeki çek. Tam milyonluk adamsınız şimdi. Ve bir ay sonra bu bozulmamış 10 parasına dokunulmamış olarak gelecek. Oldu, oldu. Kabul mü? Kabul, kabul abi. O zamana kadar krediden ne yiyip içerseniz, ne alt ederseniz helal. Evet. Ama bozarsanız gideceğiniz yer polistir. Tamam mı? Tamam abi, tamam. Hadi, yolunuz açık olsun. Hadi, eyvallah. Gazeteci, romancı. Hayır, hangi gazete olduğunu anlayamadım. Röportaj yapacaklar. Bizim daha evvel davrandığımızı duyunca amma şişecek budalalar. Yaşa be Zühre. Tam Amerikanvari gazetecilik olacak. Tamam, bekliyoruz. Ne oluyorsun be? Ulan 1 milyon bu be, 1 milyon be. Leblebi olsa bile bir senede sayılır be. Allah inandırsın, gülle gibi oturuyor buramda vallahi billahi. Bozup yemedikten sonra kenefe at. Hadi lan. Ne dedi? Bunun kredisi bile insanı zengin edermiş yani böyle yani. Sen çakarsın bu dalgalardan ha? Çakarız ama şey, bozsak yani. Allah göstermesin be. Yani babamı mezardan çıkartacak olsalar gene de santimine el sürmem be. Düşün ya, bak. Kötü tanınan binlerce, milyonlarca berduşun namusu bu be. Berduş dedikse yani biz de insanız. Bizim de namusumuz var. Ne, Ofsayt Osman bütün dünyaya gösterecek böyle. Bir berduşa 1 milyon da teslim etsen 10 parasına dokunmaz dedirtecek. Bütün dünyaya Allah büyük be, Allah büyük be. Ne yapıyoruz şimdi? Ha, bilmem şey bir otomobil çekelim mi altımıza? Yürü ulan. Vallahi mi? Hadi. Lamsa. Kaça bu? 80. Bu kadar ucuza binmek bizim şerefimize dokunur. Peki bu kaça? 110 bin. Oldu bak bunu itele itele dışarı siz itele. Siz buradan defolur musunuz yoksa polisi mi çağırayım? Yok canım. Şuraya önce bankaya telefon edip şu 1 milyonluk çekin durumunu öğrenseniz iyi olur. Okuman yazman varsa bak bakayım. Adnan Bey sen de bak. La kılık kıyafetimize bakıp bizi kereviz tarlası mı zannettin deve? Bankaya sor alo de bakayım alo de hadi. Bak Adnan bak. Efendim elimizde 1 milyonluk bir çek var. Karşılığı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Osman Ezik adında birine yazılmış değil mi? İnanmayacaksınız ama karşılığı var. Evet muteber kale gibi sağlam. Ne? Sahi mi? Niye? Yeah. 1 milyon. Yeah. Evet evet teşekkür ederim. Ne haber hanım evladı? Milyonluk kağıda eğilirsin de bu elbiseye bozuk çalarsın ha? Şey yani beyefendiciğim. Ya hadi bozun milyonu hadi. Hadi Adnan'cığım. Ne münasebet efendim hadi. Araba sizin. Hesabınıza geçiriz efendim. Ne? Doğru mu? 1 milyon mu? Allah. Ya. Buyurun beyefendi. Ulan kalk kambur olacaksın hayva. Çok şakacısınız beyefendi. Nasıl buldunuz burasını beyefendiciğim? Şerefimizden mütenasip değil. Ya burası? Bu kofti kofti. Yani o biçim o biçim. Ya şurası? Ulan bize bu tavuk kümesini mi layık gördün be? Ne biçim adama çattık ya. Peki ya burası? Baksana lan şuna bir kere. Bak ya. Fena değil şöyle böyle. Lamsa aldık öyleyse be.
Ne bakıyorsun be? Yandaki köşkü tutan milyonerler. İkisi de genç, eni konuda yakışıklı. Hadi işine, alırım ayağımın altına. Aa, dağdan inme, ayılarımı kıskanacaksın şekerim. Yani hiç kurtuluş ümidi yok mu? Kimse böyle bir madene para yatırmak istemiyor. Çıkardığımız hisse senetlerinin biri bile satılmadı. Bir haftaya kadar borçlarımızı ödeyemeyeceğimize göre iflasımız muhakkak. Ama o toprakta maden olduğunu biliyorum. İşte raporlarla kat'i, muazzam bir servet var elimizin altında. Sadece elimizi uzatmakla milyonlar milyonlar akacak avucumuza. Ama halk bunu nereden bilsin Hulusi Bey? Hisse senetlerini alacak olanlar firmamızın itibarına bakarlar. İflas halinde olan bir şirkete kimse para yatırmak istemez. Olmaya ki dağdan inme bir ayı. Buldum. Para yatıracak enayileri. Kim? Yana taşınan milyonerler. Bırak ya, şakanın sırası mı? Bir tecrübe etsek ne kaybederiz? Bugüne kadar böyle işlerde az mı faydalandın tecrübemden? Ama ben, yahu sen benim... Canım, sen hayatımsın. Ama ortada kazanılacak milyonlar var. Göreceksin, birkaç güne kalmaz şıp diye düşüverirler avucuna. Ulan böyle düdüklü boyunbağının içini keşfedenin... Ya bağla şunu be, bağla be. Hı? Alo. Ha? Osman. Ofsayt Osman. Çok şakacısınız Osman Bey. Ben Ayla. Yandaki komşunuz canım. Hoş geldiniz diyecektik de. Bu gece boşsanız tabii. Boşuz tabii ama... Yalnız... Ha? Tamam olur hanım. Tabii. Hanımefendi diyecektim. Tamam hanım. Tamam yavrum, sana da yavrum. Tam tahmin ettiğim gibi, üç güne kalmaz, tamamdır hesabı. Bak, öyle fazla laubalilik istemem. Merak etme canım, sırf iş münasebeti. Ne yandığımın parası ulan be. Hani paranın kağıt üzerine yazılı rakamını gören böyle olursa, düşün bir kere be, yasaycısını gören ne yapmaz ya? Hadi işin iş. İyisin bu gece. Sen gelmeyecekmiş gibi konuşuyorsun ya. Ben biraz çalışacağım. Ben ne yapacağım bu karıyla şimdi be? Onu da mı ben öğreteceğim be? Yo, orasını biliriz evvelallah ama yani Kemal şey... Kemal Bey, sizi bir hanım bekliyor. Hanım mı? Yo, ayva, bu muydu çalışacağım? Ya ben ne anlarım bu sosyete karısının dalgasından be? Ya kravatının... Siz misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormaya gelmiştim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. İçki, viski. Bakıyorum çabuk alıştınız. Daha durun bakalım. Dün bir, bugün iki. Romanlardaki gibi değil mi? Roman mı? Hiç, masum bir benzetme. Ya şu hayatta topu topu bir ay krallık edeceğiz. Bırakın da romanlardaki gibi yaşayalım. Şerefe. Ulan bu boyunbağının... Ya Rabbim. Nereye götürüyorsun, o ne be? Smoking beyefendi. Ha? Gece pavyona giderken giyilir. İstemez götür, nereye götürürsen götür. Bana bak ya, burada bir sürü dans bilen yok mu? Biraz bize de öğretseniz be. Hizmetçi kız Ayşe, o bilir. Bilir mi sayı? Arzu ederseniz çağıralım. Çağır ulan, deme, ne duruyorsun? Başüstün efendim. Vallahi güzel numara ha. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir. Biraz sallan arada, sallan. Sallanıyoruz ya ulan, zilli. Biraz, bir, iki, bir, biraz bir, iki. Yalnızım ben, yalnız. Ah, çok yalnızım. Ne aşkım ne dostum var, ne kış ne yazım. Bir dost ararken sen çıktın karşıma. Hayır
deme bak ne olur temiz aşkıma. Haykırıyorum ismini her zaman. Ah yaşayamam inan sen benim olmadan. Haykırıyorum ismini her zaman. Ah yaşayamam inan sen benim olmadan. Aha aha. Haykırıyorum ismini her zaman. Ah yaşayamam inan sen benim olmadan. Haykırıyorum ismini her zaman. Ah yaşayamam inan sen benim olmadan. Aha aha. Kırıyorum, hay kırıyorum, hay kırıyorum. Ne oldu, niye baktın? Yok yani bir tanıdık falan olur da. Kimin tanıdığı, senin mi? Elinin körü. Senin tanıdın tabii, mesela kocam filan. Kocam mı? Ha? O benim ruhumu anlasaydı şu anda kendimi böyle yalnız hisseder miydim? Yani kocan çok mu ihtiyar? Yahut da böyle mahcup filan? Hayır, sadece beni anlamıyor. Seveceğim erkek değil. Evlenmeseydin öyleyse? Çocukken evlendirmişler. Hiçbir şeyin farkında değilken. Ama şimdi kalbim öyle boş ki. Biraz aşk, biraz heyecana ne kadar hasretim bilsen. Bu sabah pencereden bakarken işte dedim, işte idealimdeki erkek. Kara yağız, mert, yakışıklı. İşte seveceğim, bağlanabileceğim erkek dedim. Söyle be, yalan da olsa hoşuma gidiyor. Rica ederim Osman Bey, hislerimle alay edeceğinizi bilseydim. Yok ama bilmem, hani hiçbir kadın bana böyle demedi. Yalnız bir tulumba melahat vardı bizim orada Galata'da, bir o. Ama o da sarhoşken böyle konuşurdu, ayıkken... Bana hep offside Osman derdi. Bilmem yani boşuna derdi. Gol meselesi. Ama şakanın bu kadarı da fazla. Ha? Yok. Ha, şaka şaka. Hadi bir daha içelim ben. Ben sana bu serserilikle öğrendim. Serseriyiz dedikse vahşi ormandan geldik demedik ya. Tuhaf. Neymiş tuhaf olan? Tıpkı romanlardaki gibi. Ben böyle şeyler sadece hikayelerde olur zannederdim. Amma da kurcaladın ha. ya herkesin ortasında yapma. Kız gelir bana. İyi geceler. Ama hani biz beraber şey... Deli misin? Yalnız gitmem lazım. Kocam seninle beraber geldiğimi görürse neler yapmaz. Bu kadar şeye eyvallah diyen şey buna da bir şey yapmaz. Yarın gece mutlaka buluşalım biz de. Kimse olmaz evde. Sadece ikimiz. Allah'a ısmarladık. Allah, büyük Allah, sen affet beni. Biliyor musun Allah'ım, hiçbir çarem yok. Onu kurtaramadıktan sonra hayat benim için çekilmez bir gün. Korkunç bir kâğıt. Sen affet beni. Sen acı bizim. Allah'ım. Yapma be kardeşim, yapma be. Bak, günah be, günah be. Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
Teşekkürü bir tarafa bırak da anlat. Hiç mi kurtuluş ümidi yok? Bilmem. Doktor var diyor ama mutlaka gitmesi lazımmış dışarı. Amerika'ya. Orada ameliyat ederlermiş onu. Peki hastalığı nedir? Kalp. Acaba para filan toplansa yani ha? Toplanacak gibi değil. 200 bin lira lazım. Ne? 200 bin. Halbuki ben ancak kuru boğazına bakabiliyorum. Nerede çalışıyorsun? Söylemeyecek misin? Şarkıcıyım. Barda mı? Hiçbir çarem yoktu. Yemin ederim hizmetçiliğe çamaşır yıkamaya bile razıydım. Bulamadım iş. Kimi gençsin dedi, kimi kocasından kıskandı. Kimi başka şey istedi. Bulamadım. Sonra tanıdığım bir çalgıcı buldu o işi. Bugüne kadar sarhoşlara, itlere şarkı söyledim. Namusumu korudum ama tahammül edemeyeceğim artık. Bana kendinizden hiç bahsetmediniz. Kimsiniz siz? Ben Osman. Yani Oflu Sait oğlu Osman. Biraz Adanalıyımdır kendim ben. Ne iş yaparsınız siz? Serseri. Şey, yani biraz param var da çalışmıyorum yani. Şuna milyonerim desenize. Offside'den milyoneriz biz. Efendim? Şey, yani tabii o kız şey, değil, o da mühim bir şey değil yani. Fakat gene de boş ver ya. Ablacığım. Beğendin mi canım? Hiç böyle şekerini görmemiştim. Amca aldı. Ona teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür ederim efendim. Ayağa kalkabilseydim gelir elinizi öperdim ama. Kalkacaksın şekerim. Kalkacaksın meleğim. Abla ilacım bitti. Biter ya. Eczacı da başka ilaç vermiyor. Borcum 500 lirayı geçmiş. Müsaadenizle. Osman Bey. Size nasıl teşekkür ederim. Bırak bu lafları be kız. Gece neredesin acaba? Gece mi? Yani yolum düşerse uğrarım dedim de. Yeni pavyonda çalışıyorum. Gelirim. Ya öyle bildiğin gibi değil be. Çok para bulmak lazım. Ne haber ahbap? Daha ilk günden niyeti bozdun galiba. Yok be oğlum be. Yani öyle bildiğin gibi değil be. Ne? Yani sevap için. O masalı başkasına anlat. Hani bütün berduşların namusunu sen kurtaracaktın? Hani paraya el dokunmayacaktın? Dün bir, bugün iki be. Alo? Kim? Osman beyefendi mi? Offside Osman yani. Buyurun beyefendi. Alo? Osman? Canım. Bil bakalım şerefine ne tertipledim. Hı. Ufak bir parti. Parti mi? Yok ya. Ben hoşlanmam siyasetten be. Ya neme lazım ya. Bir bakarsın bir ters falso, ondan sonra küt. Hay çok şakacısın. İtiraz istemem. Yo bekliyorum. Hemen. Bay bay. Yok be ya. Ne işin var be? Ulan çiklet gibi karı ya. Molozun lüzumu yok be. Bu parti şey oğlum mu? Yani danslı, eğlenceli kokteyl. Balo gibi. Yani memleket meseleleri baloda mı konuşuluyor yani? Yok be oğlum. İsmi parti, kendisi dümen, eğlence. Ha eğlence. Söylesene o zaman giderim tabii. Hadi yürü. Ben yürü ya. Ben yürü öyle. Ya bu sosyete numarasını benim midem almadı be. Karı kocasının yanında ya gel diyor. Yani beni böyle şey diyor ya. Ya kocası da inek gibi bakıyor be, vay anasını ya. Yani değil benim karım. El alemin karısı olsa anam avradım olsun çekerim böyle. Aman. Merhaba abla. Merhaba. Gene mi teftiş? Yo sizi alıkoymayayım. Ya ne münasebet. Ulan münasebeti var mı inek? Hani davete gidiyorduk. Ama ben de hani gelmeyecektim ya. Ulan kızı görünce gevşedin değil mi? Yani hoş geldin abla ama yani ne bileyim. Ben beğenmiyorum yani bunun halini. Sen ona bakma. Altın gibi kalbi vardır. Romanlardaki gibi mi?
Efendim buyursunlar buyursunlar. Sizi aramızda görmek bizler için müstesna bir zevk ve şereftir beyefendi. Bilakisle karışık. Zaten ben teşerrüf ederim. Her zaman gene de beklerim. Yapma ya. Yapma ya. Kocan görecek be. Boş ver kocamı. Ya boş ver olur mu? Tövbe de çarpılırsın. Bu gece çılgın gibi eğlenmek, sonra da senin şansına oyun oynamak. Benim şansımı oynamak mı? İşte o zaman yersin ayvayı. Ne dedin? Offside bilir misin sen offside? Futbol yani. Tam gol atacak gibi olursun. Hakem bir düdük geri çevirir insanı. Benim şansım böyledir anam. Böyledir işte. Benimki şans değil, rüşvet yemiş futbol hakemi mübarek. Geçtim golden out bile attırmıyor. Hep offside, hep offside. Vallahi. Çok şakacısınız. Sizin gibi milyoner için bu sözler fantazi canım. Yapma be. Geliyorlar. Dediğim gibi çocuklar, bırakın önce kazansın. Ondan sonra o biçim. Efendim buyursunlar, buyurun efendim. Buyurun. Merhaba, merhaba. Ne kadar fiş emrediyorsunuz? 1 milyon. Çok şakacısınız beyefendi. Huyum kurusun, daha aşağısını taşımam. İnanmazsanız ne bakın. Ne? Bunu değil biz, Merkez Bankası bile bozamaz. Tenezzül ederseniz bendeniz size kredi vereyim. Olur, ver. Beyefendiye fiş, ne kadar emrederlerse. Şöyle buyurun beyefendi, buyurun. Yok, oraya değil. Böyle oturacağım. Allah'ım, kendim için değil, o hasta yavrucak için oynuyorum. Hani ona göre, düşürme gene beni ofsaydı. Rest. Enayimim mi? Görmedim tabii. Yalnız şu fişleri paraya çevirsek de fakir ufak ufak yolun kabasını alsa. Aman, aman beyefendiciğim, nasıl olur? Beyefendici mi var mı ya? Ben meşgul adamım. Amerikalılarla randevum var kardeş. Vallahi bırakmam. Olur mu ya? Ne yapalım? Evimiz sizin. Ne zaman emrederseniz devam ederiz. Beyin hesabı. Hadi Allah taksiratınızı affetsin, eyvallah. Alo, buraya bak. Peşini bırakmayacağım. Dünya kadar paramı götürdü Ergele. Yalnız kalınca hemen çağıracağım. Çıldırıyorum senin için. Geleceksin değil mi? Geleceksin değil mi tabii, Osman? Tabii. Hadi eyvallah. Hey ya Rabbi. Büyüksün ya Rabbi. Hani bana kalsa alıştık. Ama biliyorsun içimi. O zavallı yavrucak, bari ona bir iyiliğim dokunsun. Bırak şu ofsaydı ha. Of, ölecek diyorum size. Elimden ne gelir kız? Herif milyoner. Adanalı Osman demişler adına. Osman? Adanalı? Nasıl bir şey? Bilmem. Bu gece ilk defa gelecekmiş. Haber yollamış bohçacı Hayriye ile. Seni görmüşlüğü varmış. Yani kardeşin hastalığını da biliyor. Ne isterse demiş. Yalnız arkadaşlığını esirgemesin demiş. Bırak be kız. Bırak bu namus dalgasını. Herif taş para babası. Kesilmiş sana. Açmış kesenin ağzını. Bir he desen değil kardeşini, memleketin bütün hastalarını kurtarır. Ne isterseniz yapacağım. Aslansın be. Al bakayım şunları. Hadi. Biraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden, Halimem dallarını bükmeden. Bir armağan ver bana Halimem, ben gurbete gitmeden. Halimem, ben gurbete gitmeden. Tam bacak Halimem, yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Tam olacak Halimem, yar başına gel.
Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Ocak başında kaldım, Halime'm ince fikire daldım. Halime'm ince fikire daldım. Kapılar açıldıkça Halime'm seni geliyor sandım. Halime'm seni geliyor sandım. Tombacık Halime'm yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Tombacık Halime'm yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Abla, ne diyorsun be? Osman Bey, Adanalı. Benim dedim ya be. Beyefendi, Filiz Hanım hemen sizi şarkıdan sonra bekliyor. Başka bir eliniz var mı acaba? Yok yok hadi. Kiraz aldım dikmeden, Halime'm dallarını bükmeden. Halime'm dallarını bükmeden. Bir armağan ver bana, Halime'm ben gurbete gitmeden. Halime'm ben gurbete gitmeden. Tombalacak Halime'm yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Tombalacak Halime'm yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime. Hazır. Ha? Neye hazırsın? Buyur, götürün beni. Ya. Ama yani söyleyeceklerim var. Size. Hı? Bize? Emredersiniz. Buyur. Abimiz telefon. Uzat lan. Alo lan. Ha Nuri. Velakin cellat Nuri. Kim? Osman. Ofsayt Osman mı? Görme abi, bu gece Filiz'i çıkardı. Düşün abi, güzel Filiz'i. Yani 100.000 versen dönüp bakmaz kız. Anla sen ne para yediriyor. Allah'ın. Allah kahretsin lan. Ofsayt Osman. Hayatında gol olmamış sümsük. Lan bir leket düşsün bizlere. Yaşatma manam avradım olsun. Söyleyin çocuklara göz kulak olsunlar. Tamam abi, eyvallah. Hazırım. Buydu istediğin değil. Al, seninim işte. Ben. Pavyon sahibine verdiğim parayı aldım. Muhtacım. Kardeşim için her şeyi yapmaya hazırım. Biliyordun halim. Gel. Gel sevgilim. Çok cömertsin. İstemem o paraları. Ben fiyatımı aldım. Alo. Alo Filiz. Osman Bey burada. Bir saattir seni bekliyor yavrum. Osman Bey mi?
O Adanalı. Sana bahsettiğim. Hani parayı veren. Derhal geleceksin, anlamam. Atlat. Rezil oluruz be, rezil oluruz. Affedersin. Alo Filiz, yavrum. Seni bu akşam para gönderen o pis milyoner zannettim. Kardeşimin hastalığını öğrenmiş. Sonra sen patronla konuşurken görünce seni çok affedersin. Kız, bak ağlama be. Ben boş ver parayı. Ben getiririm sana. Bak, hani bu sabah ilaç yoktu dedin ya. Ağlama be kız. Büyük Allah büyük be. Üşüyeceksin. Üstüne bir şey giy. Ben içeride beklerim seni. Ne iyisin. Ne iyisin ya Rabbi. Ne iyisin be. Düpedüz serseri. Ciğeri on para etmez. Of saydım biri. Ya Rabbi, ne olursun bu defa ofsayda düşürme beni. Büyüksün sen. Bu kız, bu çocuk bir kerecik olsun düşmeyin terse ya Rabbi. Ha? Ne olur bir defa acil. Hello. Neymiş bakalım isteğiniz? Yani ya, malumat arızamız şudur ki, yani bizler hepimiz tövbekar olmuş namuslu itleriz müdür bey? Allah'a şükür abi. Yani ya, Allah'ıma kitabıma, kanun karşısında anladınız mı bit tabi, boynumuz kıldan incedir bilakis. Peki anladık ama ne istiyorsunuz? Ha tamam, geldik prasanın faziletine. Affedersiniz yani ya, bu milyonluk bahis dalgasına fena bozuluyoruz yani ya. Ne yapalım? Ayağının altını öpeyim müdür bey, kurtar namusumuzu. Yahu ortada suç yok, bir şey yok, ihbar yok. Kurbanın olayım abi. Hiç ofsayt Osman bizleri temsil edebilir mi? Yahu erkeklik öldü mü müdür bey? Parayı aldı mı pırr, bizim namusta o biçim. Yanlışınız var galiba. Bizim öğrendiğimize göre inanılmaz derecede cazip iş tekliflerine kahramanca göğüs geriyor. Osman mı? He, ya. Allah Allah! Allah Allah! Ama size milyonlar teklif ediyoruz. Nasıl reddedersiniz? Ya keyif benim değil mi arkadaş? İster reddederim, ister reddederim. Son cevabınız ne? Ay be. Bu kadar cazip bir teklife ne dersiniz? Yemez derim abi, yemez. Anlayamadım efendim. Yani kazıklayacak başka birini bul diyorum babalık. Bütün ricamız 1 milyoncuk. Kereviz. Efendim anlayamadım. Başka kapıya ayva. Neşeli yumurcak değil mi? Aferin be, hoşuma gidiyor. Yürekli çocukmuş. İş tekliflerine paraya pula aldırış ettiği yok. Ama şarkıcı kıza fena halde kesik. Al bak, çocuklar gizlice çektiler. Oo, korkunç aşk desene. Eli ayağı titriyormuş bu dalanın. Bir yazı hazırlıyorum ki sorma. İkisini de rezil edeceğim. Hele o akıllı geçinen budala Kemal'i. Senin gazeteci olduğunu biliyor değil mi? Yok canım. Sadece benim kendisine aşık olduğumu sanıyor. Ben de bozum diye vermiyorum tabii. Yaşa be. Senelerin en güzel röportajı olacak İnşallah. Bu. Alo. Bizimkiler. Devam. Ne? Tamam tamam. Eyvallah. Sen uyu kızım. Aşk alevleniyor. Seninkiler kumsalda sevişiyorlar. Hava çok soğuk da yani üşüdünse. Yok. Hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor ama yani hem hava hem de sen. Sana karşı o kadar mahcubum. Boş ver be kız. Bu mahcubiyet laflarına boş ver be. Kim bilir benden ne kadar alay etmişsindir. Alay mı? Kimse benden alay etmesin de başka bir şey istemem. Kimin haddine senin gibi milyonerle alay et? Bak bırak şu milyonu be. Hani sıkılma, sen fakir olduğunu iddia edeceksin. Bak yani ben bir bilsen,
Bildiğim kadarı bana kâfi. Dünyanın en tatlı, en iyi insanı. Bir anlatabilsin. Yapma be kız, yapma be. Sana neler borçlu olduğumu anlatamam. Anlamazsın. Bir günde iki kere kurtardın beni, kardeşimi. Yeni bir yaşama gücü verdin bize. Halbuki senin gibi zenginler yüzüne bile bakmazlar insan. Bir kız ölecekmiş. Kardeşi ümitsiz hastaymış. Kurtulması için milyonlara ihtiyaç varmış. Vız gelir onlara. Bir kız gece odasında seninim dedikten sonra onun gözyaşını silmek. Üşümesin diye sırtını örtmek. Eline bile sürmeden sadece yanında oturmak. Onunla beraber ağlamak. Sen insan değil meleksin. Yazıyor, yazıyor. Serserilerin protestolarını yazıyor. Serserilerimiz ya. Ama sen ya meleksin ya deli. Benim gibi ipsiz sapsız bir serseriyle uğraşacak bir milyoner kızı. Hem de en tatlı, en güzel cinsinden. Yok be, olacak iş değil. Olur. Romanlarda olur belki. Yani? O başka. Niye durdun? Bir dakika. Küçük bir gazete versene oradan. Hadi canım. Buyur abla. Al canım, mersi. Tamam. Hı? Allah kahretsin be. Olmaz. Neymiş o olmayan? Şey, yazı. İlan. Başka bir gazetede de aynı ilan var galiba, değil mi? Nasıl olur be? Bu yalandır. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor kuzum? Hiç. Şey, yani bu akşam pavyonda... Yoksa gelmeyecek misin? Yok, geleceğim ama... Gene aklına öyle kötü şeyler gelmesin diye korkuyorum tabii. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Bana bak, çulsuz! Lan offside! Buyur abi. Lan, yaldızlı tekliflere pabuç bırakmıyormuşsun. Erkeklik namına göğsümüz kabardı. Sağ ol abiciğim. Yalnız o şarkıcı kız meselesi midemize dokundu yani ya. Şey, abi be, o melek be, melek be. Kelek mi, melek mi orasını Allah bilir. Yani ya, karının façasının astarını dızgallamadan, imtihandan geçersen, nah, buramızda yerin var. Aksi halde, göster lan toz pembeyi. Her geçen gün yavrucağı ölme sürüklüyor. Bir an evvel dışarıya göndermeye bak kızım. Göndermek mi? Hangi parayla doktor? Bu ne biçim bir börek? Nazlı yarın yanında yatmaya kürek gerek. Sallama, kürekle yatırma be. Boş ver. Nazlı yarın yanında. Ya bir şarkıyı bile doğru dürüst söyleyemiyorsun Ofsay. Ya ben sevinçten ne alt ettiğimi biliyor muyum he? Yani hiç sormuyorsun abini. Yani şey aganaga saganaga da maganaga çakanaka. Git işine be. Sen benimkini bilsen aklını oynatırsın valla. Yahu düşün be, beni serseri biliyor da gene de gönlümü almaya çalışıyor. Hatırımı soruyor. Üstelik dere tepe dolaşıyor. Yahu kız değil, evliya. İnek seninki evliya da bizimki kuyruk yağı mı yani? Asıl benimki melek, melek, melek. Odandaki gibi mi? Yok canım, odamdaki... He? Odamda kim var ya? Git de gör. Ne? Ah, sen. Terbiyesiz, bütün gece beklettin beni. Hayır ama bak şimdi... Sen gelmeyince kalktım, ben geldim. Ama ben birazdan... Birazdan kendim... Birazdan kollarında olacaksın. Gel. Ya, gel canım. Gel. Yapma, görecekler. Ben ama gıdıklanırım ama ya, yapma bak. Şey oğlum, sonra ben erkeğim ama biliyorsun. Osman. He? Geleceksin değil mi? Bekliyorum. Tabii.
Bekle, geleceğim. Osman, bekliyorum. Bekle, bekle. Bekle hanım, bekle. Ulan çiklet gibi karı be. Tuh ulan offside, bu gol kaçar mı be? Sen uyu Emi. Fakir kardeşinin esas maçı başka sahada. Bak gör ne kral gol atıyor bu gariban. Hem de 90'dan. Kızın numarası başlayınca çökersiniz yanına. Sonra alttan tabancayı dayayınca hoşaf kesilecek salak. Tamam şef. Biz düğünceye kadar yanında kalın. Sonra o biçim. Kalk ulan kamburun çıkacak zürafa. Viski ister misiniz abi? O viski pahalı mı? Pahalı mı? Pahalı abi. Neşeli içki mi yani? Neşeli abi. Getir öyleyse abi. Emredersin. Kızıntıklar oldu mu? Çiçekleri soldu mu? Hey! Gönderdim yüzükler parmağına aldım. Mendili elime. Yandım tatlı diline. Tarafına yolladım yarimine. Kızılcık dalı mısın, gönlümün balı mısın, hey? Söyle bana nasıl yarım, benden sevdalı mısın? Kendini elime, yandım tatlı diline, tarafına yolladım yarimin ederine. Sarı etrafını. Merhaba dostum. Merhaba abi. Kızılcıklar kırmızı, alamadım şu kızı, hey. Onu bir gün görmesem içimde başlar sızı. Mendili elime, yandım tatlı diline, tarafına yolladım yarimine derine. Mendili elime, yandım tatlı diline. Sökün milyonu bakalım. Sökün yersin kurşuna. Ya o bizim namusumuz. Ölümümle vermem be. Lanet, basıyorum tetiğe. Dur, 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 dur bir dakika dur. Ne sevgilim mi? Allah! Üstünün çetesi abi. Görme vermedi milyonları. Aslanlar gibi dövüşüyor. Osman mı? Allah Allah! Ne günlere kaldık ya? Yürüyün lan! Eşsiz bir kahramanlık örneği. Şimdilik ismini açıklayamayacağımız bir genç, müdafaa ettiği insanların namusu uğruna azılı haydutlara ve ölüme göğüs gerdi. Ne haber? Sen sonuna bak ağam. Bir zayıf yerine geldi mi tamam. Milyonlar bu cebe, senin kızla bizim odanda nikah dergesine. Ya yuvarlık sana! Yürü! Yürü. Bu budalalar da işi amma ciddiye aldılar ha. Ciddi olmasına ciddi ama. Aması ne? O eşekle evlenir miyim ben hiç? Ne demek kız? Alo? Şey... Evet benim. Yo. Hani babam yanımda da. Tabii gelirim. Hemen. Sana da güle güle. Kim o? Gelsin babacığım. Aferin offside, aferin sana. Hele bak kullan şunu. Erkekmişsin be. Herifte gizli cevahir var.
Yahu yani ya benim gazetene kese almıyor bu dümeni. Nasıl oldu da ettin bu erkekliği? Şey abi be hani Filiz var ya hani sevgilim diye bağırdı ya. İşte o zaman buramda süt gibi bir şey kabardı be abi. Ben de boyuna vurdum kabarsın be. Da nasıl kabarırsa kabarsın. Ama Filiz ne dümen? Şey şarkıcı kız be abi. Aganigi. Aganigi saganaga filan ama... Vallahi bilmem ama ben abi ben... Gençlik çok... hali olur yani ya ama... O yüzden erkeklik kitabını karalar da bize çamur sıçratırsan... Yok. Göster ulan toz pembeyi. Abi ben... O biçim hadi eyvallah. Anladım anladım ben. Kim bunlar? Bunlar mı? Şey emniyetsiz. Bunlar mahallenin garibanı bunlar. Arada sırada gelirler ben onlara para veririm. Yani şarap parası yani. Ne iyisin. Bakma öyle horoz gibi hallerine. Benden çok çekinirler yani korkarlar. Tabii. Geçen gün bir münasebetsizlik olmuş mahallede. Hı. Aralarına girdim böyle. Hı. Bir tane ona bir de buna vurdum. Hepsi yere düştü. Osman. Abi sırası mı? Şey. Yani seni gördüğüm zaman içimde böyle bir şeyler oldu. Konuşmasını beceremem ama anladın değil mi? Filiz. Ne mi var senin? Ağlıyorsun be. Bak ben dayanamam ama ha. Kardeşim. Nesi var? Doktor ölüme mahkum diyor. Harici ameliyata gitmezsem hemen ölürmüş. Benim hakkımda ne düşüneceksin kim bilir. Para dilenmek için seni sever gözüktüğümü. Bütün bağlılığımın sadece senden para sızdırmak için kurulmuş adi bir tuzak olduğunu aklından geçireceksin değil mi? Ben sadece... Sadece hayatımı kurtarmakla kalmadım. Kalbimi hiç bilmediğim bir duyguyla, bir ümitle doldurdum. Bana inanıyor musun? Cevap vermiyorsun. Belki benim gibi bir bar kızının... aşkını bu kadar kısa zamanda paraya bağlı işine... bile şaşmadın. Ama yemin ederim ki... Sus. Hayır. Yemin ederim ki seni seviyorum. Bir kızın bunu itiraf etmesi, seni seviyorum diye bir erkekten aşk dilenmesi, ne kadar gurur kırıcı olursa olsun seni seviyorum. Ne olur, ne olur bana inan ve kurtar kardeşimi. Canımsın be, güneşimsin, havamsın. Yani bu ağzımdaki ızmarit yok mu be kız? İşte onun gibi benimsin be. Ha yani buramsın be. Sen hayatımın tek golüsün yani. Ne? Yani sen bakma bu aynalı, bu neşeli façama. Ben zannettiğin insan... İnsanların en iyisi, en merdi. Yapma be kız be, yapma be. Ben ofsaydım be. Niçin kendine iftira ediyorsun? Sen canımsın benim. Utanıyorum, çok utanıyorum. Ama elimde değil kardeşim. Küçücük yavrum. Yalvarırım kurtar onu. Ağlama be kız. Ağlama be. Allah büyük be. Canım benim. Canım. Sevgilim. Kaçmaz benden, mutlaka bir şeyler olacak. Tabii ya. Ne beklenir öyle itten? Yanlış anlama. Bana kalırsa çok temiz bir çocuk. Hadi hayırlısı. Senin budala Kemal farkında değil ya. Yo yo ama Kemal'e bir daha budala dersen bırakırım işi. Ha? Ne yani? Yok be. Telefon mu ettin?
Evet babama. Çıkıyor muyuz? Sen git ben geliyorum şimdi. Hadi. Hadi canım. Sen git ben geliyorum dedim hadi. Daha erken ya gitmeseydim be. Doktor bekliyor. Ona senden bahsedeceğim. Tabii ama... Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Büyüklüğüne mukabele edecek hiç ama hiçbir şeyim yok. Sadece kalbim. O da ölünceye kadar seni sevecek. Hem de aşkların en temiziyle. Çok romantik. Dün gece bana karşı bu kadar ateşli değildin. Kim bu kadın? Hiç. Komşu. Oo, sadece komşu mu? Filiz. Osman Bey, sevgili dostum, sizi almaya geldim. Yo. Hiç itiraz istemem. Her yerde kar var, kalbim serin bu gece. Her yerde kar var, kalbim senin bu gece. Belki gelirsin sen, bakarken pencereden. Gözler yalnız özler, kar da senden izler. Yürümek karda zordur. Gelirsen bak aşk budur. Dönsen köşeden şöyle, şarkı söylerim böyle. Lay laray lay, laray lay, laray lay. Lay laray lay, laray lay, laray lay. Yağma kar dur artık, bak dondu kalbim. Yağma dedim dur, belki gelir sevgilim. Gözyaşım dur düşme, gelmeyecek düşünme. Kes ağlamayı artık, bak oldu bana yazık. Karda zordur yürümek, anladım gelmeyecek. Dünya oldu bana dar, neden yağdın söyle kar. Dünya oldu bana dar, bak ne yaptın bana kar. Lay laray lay, lay lay, lay lay. Ayla. Siz karışmayın. Osman Bey benim davetlim. Gel şükürüm. Hadi buyurun şükürüm. Buyurun. Ya beni bırak. İşte kontrat. Şurasını imzalatırsam tamam. Göreyim seni. Yahu niye geldik buraya? Fena mı eğleniyoruz işte? Hayırdır inşallah. Sarmaşık gibi ailesiniz. Gıdıklanıyorum kızı. Ya yapma ya. Bak gidiyorum ben, gidiyorum. Baba bir hatıra bırakmadan mı gidiyorsun? Hatırayı bıraktık sana ya. Aa, yapma. Terbiyesiz bir resmini. Resim ikinci şubeler abi. Müzmin serseri diyor.
Ölürsün vallahi. Resim yoksa imza isterim. Aa, ben bakkal mıyım be? Ya yapma, gıdıklarım oramı buramı. Şuraya şuraya. Öyle. Ama benim kalemim yok. Al al. Dur. Yok, ben artık kibarım. Osman Efsener, Obsayit Osman. Mersi canım. Hadi ya. Bu imza yarın bütün tahvilleri satmamızı sağlayacak. Beyefendiyi de milyonlarca borç altına sokacak. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Özür dilerim. Sana bir şey rica etsem. Emret, hayatımı vereyim. Sadece köşe başındaki bekleyen şoförüme söyle eve dönsün. Ha? Ama seni burada yalnız başına... Oh, ben seni uslu uslu beklerim sevgilim. Ne? Sevgilim mi? Gidiyorum Allah! Filiz Hanım sizin bu. Şu karşı masadan gönderdiler. Kimsiniz siz? Size yardım etmek isteyen bir dost. Bana kimse yardım edemez artık. Onu seviyorsun değil mi? Yoksa sen de onun şeyi misin? Hayır, ben sadece dostum. Ve senin de Osman'ın o pis karıyla hiçbir ilgisi olmadığına inanmanı istiyorum. Osman'ın kim olduğunu biliyor musun? İsterse dünyanın en sefil serserisi olsun. Ben sadece onu seviyorum. Ne oluyor ya? Ne bileyim şeker. Doktor 2 güne kadar göndereceğini söylüyor. Bütün muamelelerini yaptırmış. Sadece içine tükürdüğümün parası. Böyle konuşmakla beni ne kadar üzdüğünü bilsen. Kardeşimi kurtaran adam olmasan da seni deli gibi seviyorum. Kim olduğumu bilmeden mi? Evet. İnanmam be. Olamaz. Yemin ederim. Bir insan senin kadar iyi olamaz be. Peki ya ben bir serseri olsaydım? Beraber serserilik ederdik. Ya ben viranelerde sabahlayan, yiyecek bir lokma ekmek bulabilmek için köpek gibi dolanan, yerden izmarit toplayan bir berduş olsaydım? Gene yanında bulurdun beni. Ya herkesin alay ettiği, tekmeleyip attığı bir offside olsaydım. Offside nedir bilir misin? Hayatta bir şey yapamamış, dikiş tutturamamış, bir kere bile gol olamamış bir beceriksiz olsaydım. Golünü atıncaya kadar sana top taşırdım. Olamaz be. Sen bir rüyasın. Hayır sevgilim. Sadece seni çılgın gibi seven bir kızım o kadar. Sana inanıyorum. Seni seviyorum. Gerisinin hiç ama hiç önemi yok.
Hepsini mi istiyorsunuz? Hayır, 200 bin alacağım. Gerisi kalsın. Pekala, bir dakika müsaade buyurun müdür beye sorayım. Çıldırdın mı be? Ulan hapislerde çürüyeceksin be. Hani namuslarını temizleyeceğin o insanları düşün. Hadi polisten kurtuldun de onlar temizlerler seni. Vız gelir. Bir daha yüzümü göremezsin benim. Hırsız arkadaş istemiyorum ben. Ya... Beraber ekmek yedik, tuz yaladık. Hırsız mıyım ben be? Yahu değer mi o kıza be? Ya... Bilmiyorsun be. Bilmiyorsun be. Buyurun beyefendi. Müdür bey kabul etti. Buyurun istediğiniz parayı. Parayı arkadaş götürecek. Hadi eyvallah. Parayı çektin değil mi? Her şeyi biliyorum. Gel benimle. Yarın için gazeteye atacağım başlığı yazdırıyorum. Milyonluk bahis neticelendi. Serseri Ofsayit Osman bahsin son günü paraya el attı. Ne? Sahi mi? Emin misin? Maalesef. Bankadan parayı ben çekiyorum. Evet efendim. Serseri Osman'ın imzası. Tahviller kapışılıyor. Peki ben sana gereken talimatı veririm. Beyler, bahis uğruna 1 milyonunuzu ateşe attığınız adam, yani Ofsayit Osman, emanete ihanet etti. Yaşasın! İnanmam. Sahtekarlığıyla tanınmış Hulusi adındaki bir dolandırıcı tüccarla banka krediniz karşılığı mukavele imzalamış. Değersiz bir sürü tahvil şu anda borsada dolaşıyor. Allah! Senin milyonlarca be, kızda nikah daryesine. Yarına kadar şikayette bulunursanız o iti elleri kelepçeli şekilde karşınıza getiririm. Siz şikayet etmeseniz de yarın Merkez Bankası tahvillerinin karşılığının değersizliğini bildirir bildirmez hesabı tamamdır. Ben yarına kadar beklerim. Siz bilirsiniz, para sizin. Allah'a ısmarladık efendim, teşekkür ederim. Ne duruyorsun abla? Polise telefon etsene. Hiç niyetim yok. Ama ne de olsa babanın parası. Onda para tonla. Ben sadece senin bu işi niçin yaptığını... Ofsayit nedir bilir misin sen? İşte o benim. Ömründe hiçbir işe yaramamış, bir baltaya sap olamamış bir hergelenin heykeli dikilse... benim kalıbımı dökerlerdi. Bak, hayat hikayem be. Gençlik resimlerim. Bak bu anam... Bu babam, bu kardeşlerim, bu kundaktaki de ben. Niye sana ters ters bakıyorlar? Bana hep böyle baktılar. 5 çocuktan sonra babamın canına tak etmiş. Bir daha doğurursam veledi çöpe atarım demiş. Sonra kış bastırmış. Geceler uzun tabii, iş güç yok. Annem Ebi'ye, ben dünyaya iyiyim. Ne ana, ne de kardeşler. Hepsi domuza bakar gibi bakarlar bana. Daha dünyaya gelirken ofsayda düşmüşüz. Al bak. Ben kaderimle beraber doğmuşum abla. Okula yazdıralım demişler. Son gün kayıtlar kapanmış. Kalmış mıyız ofsayda? Peder de işe vermiş. Al bak. İşe girdiğim gün fabrika yanmış. Gene düşmüşüz ofsayda. Bak. Genç olmuşuz, aşık olmuşuz. Tam evleneceğiz. Kasap Hamdi'nin oğlu zengin ya. Kız kaçmış mı ona? Kasap Hamdi'nin oğlu gol. Ben ofsayd. Bak. Hayatımda bir gün forma giyip maça çıkmışım. İlk dakikada ayağım kırılmış, düşmüş müyüm ofsayda gene? Bak, hep Karabahtım Kem Talim şarkısını söylemişim. Gelmiş askerlik çağı. Bahreli olalım diye çırpınmışız. Böyle buraya kadar açık palet, şapka. Mahallenin bütün gençleri Bahriye'de, Ofsayit Osman Polatlı'da topçu tavırında. Ya neşeli mi? Dur, daha bitmedi abla. Bak, bir gün... Kahvede yanlış ceket giymişiz. Cebimizden esrar çıkmış.
Esrarkeş Samsa Nuri Beyoğlu'nda bara, Ofsayit Osman Kodes'e ne haber? Sonra otobüslerde çığırtkanlık edelim dedik. Daha ilk gün kaza oldu. 58 yolcu Türk gibi evlerine, Ofsayit Osman hastaneye. Sonrası serserilik, sefalet. Her gelen attı bir tekme, her gelen attı bir çelme, adımız çıktı Ofsayit Osman'a. Sonra bu bahis dümeni çıktı. Oğlum dedim Osman, bir kere güldü karabahtın, göster kendini be. Gösterebilirdim pekala. Gösterdim abla, gösterdim. Evelallah gösterdim. Gene herkes bana it diyecek, Ofsayit Osman'dan gol olmaz diyecek ama burama bak, burama. Allah'ıma temiz diyorum. Yarın gidiyor yavrucak. Gidiyor mu? Yoksa o parayı? Kendim için mi aldım sandın? Hepsini ona verdim. Düşünme abla. Bir can kurtuluyor be. Ölsem de vız gelir. O beni temiz bildikten sonra. Ama öğrenecek. Öğreninceye kadar daha 24 saat var. Bir görsem yavrucağın gittiğini. Son bir defa öpeceğim onu. Öpeceğim. Böyle saçlarından içime çeke çeke öpeceğim. Kimse de bir daha bana Ofsayit Osman diyemeyecek. Arkamdan ne derlerse desinler. Sen çok temizsin Osman. Sana inanıyorum. Sağ ol abla. Sağ ol. Alo. Zühre. Ne? Bildiğin gibi değil. Çok çok temiz bir çocuk. Yardım etmeliyiz ona. Delirdin mi sen? Ben gazeteye gelmeden hiçbir şey yazmayayım. Ne diyorsun sen be? Kemal'in gazetesi çoktan haber almış. Kapı gibi harflerle başlık atıyor. Kemal mi? Kemal ha? Gazeteci ve romancı Kemal Akbaş. Bugüne kadar beni aldattığın için tebrikler. Ne olursam olayım gazeteci olduğunu anlamadım. En yakın arkadaşlığının temizliğini, iyi niyetini anlayamadıktan sonra hiç şaşmam. Osman hırsızlık etti. Hırsızlık ettiği parayla bir can kurtardı budala. Koş gazetene durdur o yazıyı. Çok geç. Baskıya verildi bile. Değmez be kız. Bırak ağlamayı. Hem ben sana çok ama çok mühim bir şey söyleyecektim. Nedir sevgilim? Ben biraz işim çıktı. Yani gidiyorum. Beni bırakacak mısın? Benim gideceğim yere yalnız gidilir. Ama beni korkutuyorsun. Korkacak bir şey yok. Her gün nasılsa bütün insanlar, yani böyle herkes, bir gün hepimiz seni bekleyeceğim hayatım. Hayır, beni bekleme. Bilsen hem ben sana layık değilim. Sevgilim. Deme bana. Ölünceye kadar sevgilimsin. Yapma kız, yapma be. Ben... Osman. Ofsayit Osman. Kim dediniz? Meşhur serseri ve milyon avcısı Ofsayit Osman.
Seni tevkif ediyorum. Atın arabaya. İnanmam, inanmam. Yalan, yalan söylüyorsunuz. Osman, sevgilim. Atın arabaya şunu. Bir dakika abi. Geride bekleyin biraz. Şu talihe bak kız. Kim olduğumu ben öldükten sonra anladım. Şu köşeyi dönecektim. Kurşunu beynime sıkacaktım. O fırsatı da kör talih vermedi. Gene ofsayda düşürdü beni, iyi mi? Ya sen ofsayt nedir bilir misin? O benim. Ofsayt Osman. Tamam abi. Vur elime kelepçeyi. Bundan sonra yaşamışım, yaşamamışım hiçbir kıymeti yok. Kendisine ait olmayan bir parayı sırf şahsına menfaat sağlamak üzere kıymetli evrak satımına karşılık göstermiş, piyasaya binlerce karşılıksız hisse senedinin sürülmesine yol açmış ve birçok masum vatandaşın tasarruflarıyla oynamış, dolandırılmasına vesile olmuştur. Ayrıca kendisine bu parayı emanet eden iki şahsın da iyi niyetlerini suistimal ederek... Ben davacı değilim. Ben davacıyım. Otur be. Beyler. İkinizi de atarım dışarı. Devam edin. Evet. Emniyetlerini suistimal ederek ağır suçlarına bir yenisini daha ilave etmiştir. Bu bakımdan kendisinin Türk Ceza Kanunu'nun 148. maddesi... Abi be! Hakim bey abi! Sus bakayım sen! Kurbanın olayım be hakim bey abi. O benim hani parayı çalma davası var ya, onları tamam ama o söylediği, yaptığımı söylediği şeyler var ya... Ya ekmek Kur'an çarpsın ki ben hiçbir şey anlamadım be. Ne yapmışım ben? Rezaletin ve edepsizliğin bu kadarı da fazla. Ben öyle yüzlerce adam dolandırmadım bey abi. Yani ufak kız kurtulsun diye biraz para çektim, o kadar. Diğerleri ne oluyor ya? İmzaladığın kontratı inkar mı edeceksin? Ne kontratı be baba? Affedersin hakim bey abi. Oğlum bak, Hulusi Bey'e ait bir madenin işletilmesi için kontrat. İmza da senin. Ya ben böyle bir şey imzalamadım be abi be. Sayın hakim bey, yoksa imzasını inkar mı edecek? Bu benim yazım be. İyi ya işte, karşılıksız, teminatsız, garantisiz şekilde piyasaya hisse senedi sürmüşsün. Hem Hulusi Bey'i hem de bu hisse senetlerini alan vatandaşları dolandırmışsın. Vallahi yapmadım ya, ben böyle şeyler yapmadım ya. Söylesene, yaptın mı ya? Ben bu adama bir kağıt imzaladım mı? Yo. Bilmiyorum, vallahi billahi bilmiyorum. Yalnız ben sadece bu kıza... Kimdi o kız? Küçük, hasta. Hasta be hakim bey. Biliyoruz, onu biliyoruz. Doktorlar yani hepsi ölecek diye rapor vermişler. Hani yalnız sadece o Amerika davası var ya... Oraya giderse büyük doktorlar varmış, kurtulurmuş. Neyse yani... Sübyan be, bacak kadar çocuk, yaşasın dedik, kötü mü ettik? Gitti işte. Oğlum, para senin olsa yaptığın hareket için çok asil bir hareket derdim ama... Ben helal ettim. Ben etmedim. Otur be. Beyler, atarım dışarıya. Sana gelince, yaptığın düpedüz suçtur. Öğretmek gibi olmasın ama değildir hakim bey. Ne? Asıl suç, yani... O kirli davalar, yani böyle bir bahis davasına milyonları trak atıp da ortada hastalıktan kırılan bir çocuğu görmemektir. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama asıl suç olur yani. Şimdi o başka ama senin yaptığın... Benim yaptığımdan ne olacak hakim bey? Bizim adımız üstümüzde, garip bir ofsaydım ben. Ofsayt yani. Hiç gol olmamış adam. Öylesine offside. İşte o benim. Adaletine kurban olduğum Allah'ım. Bir gün bile güldürmedi yüzümü. Ne yaptımsa, neye el attımsa ters çıktı. Sonra bir gün bu adamlar çıktı karşıma. Trak bastırdılar milyonu. Tamam mı?
Tamam tamam. Tamam ama çaldı. Otur be. Şimdi atarım dışarı. Devam. Sonra ne şunlar, şunlar. Bütün serseriler ne kadar varsa aldılar etrafımı. Ulan dediler, yani toz kondurursan namusumuza ölmüş bil kendini. Mahvetti bizi hakim bey. Oturun, hepinizi atarım dışarı. Boynumuz kıldan incedir hakim bey. Milyonu cebime koydum koymadım. Karşıma bir kız çıktı. Saray burnunda kendini denize atıyordu. Ben zor yakaladım. Nedir derdin dedim. Kardeşi hastaymış. Tedavi de ettiremiyormuş. Ellerimde ölecek dedi. Kimdi o kız? Ben. Sonra etrafımı bir takım dolandırıcılar aldı. Na en başta bu dolandırıcı. Hakim bey. Kim yer o bayat numaraları be? Evine davet etti inek. Affedersiniz. Daha merhaba demeden karısı dolandı boynuma. Oturttular beni sonra kumara. Maçtan kaybettiler. Yani ileride parayı böyle kökten götürmek için, anladın mı? Yani ben yer miyim be? Ne yaptın kazandığın parayı? Doğru küçüğe götürdüm hakim bey abi. O parayı bulamasaydım. O gece ilaç alabilmek için. Kendimi satacaktım. Peki kızım, otur. Bir müddet oyalandı yavrucak. O arada ne kadar büyük baş hayvan varsa, affedersiniz, hani böyle büyük şirket sahibi varsa, toplandılar etrafıma, yağdırdılar parayı böyle. Yaldızlar, daha neler neler. Ama ben hepsine verdim pasoyu. Söylesene be abi be. Evet efendim. Söyledikleri doğrudur efendim. Ya hisse senetleri, sahte senetler? Bilmiyorum hakim bey. Vallahi billahi bilmiyorum. Yalan. Kontratı yanımda imzaladı. Aa, ben mi? Şahitlerim var efendim. Ben... Ya ben... Yalan. Yalan olan ne? Kontratı kendisini sarhoş edip bizzat ben imzalattım. Ne demek istiyorsun? Daha doğru dürüst okuması yazması bile yok. Kendisinden hatıra bir resim istedim, yanında yoktu. Bari bir imzanı at dedim. Kağıdı büküp boş yere imzasını attırdım. Sarhoşluktan gözünün önünü göremiyordu. Kabahat benimdir. Hey Allah'ım! Ne haber? Ama ne de olsa... Yani öğretmek gibi olmasın ama... Kimsenin on parasına dokunmadım. Kimsenin emniyetine... Yani böyle bir halel getirmedim. Ama... O küçük kız... Ya... iki güne kadar gitmezse ölecek dediler hakim bey. Böyle bir şey... Hani saksıda çiçek gibi şu kadarcık. Sen olsan ne yapardın hakim bey? Yaşa be. Sağ ol abi. Bir sen anladın beni be. Ya siz? Ölecekmiş. Ölmesin dedim. Bir can kurtulsun dedim. Bütün hayatımda offside dediler. Bir şeye yaramaz. Sümsük dediler. Varsın gene desinler dedim. Hayatımda bir defacık bir kız sevdim, onu da kaybedeyim dedim. Hayatımda bir kerecik bir şey kazanacak oldum, onu da kaybedeyim dedim. Tek bir can kurtulsun dedim. Çocuğu kurtaracak kadarını aldım, üst tarafını el sürmedim. Fena mı oldu? Sizler, hepiniz, hepiniz, hepiniz hakem olun abiler. Ya bu maç be, tıpkı bir maç. Ama böyle... Hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz. Topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız. Ben Osman. Offside Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol. Bu da mı gol değil be? Gol yavrum, gol. Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol!